karantinada olması gerekirken sokakta geziyorlar, toplumun sağlığını riske atıyorlar. Filyasyon ekipleri izole olması gerekenlerin %65'inin evinde olmadığını tespit etti. Üstelik karantinadan kaçabilmek için akla hayale gelmeyecek bir yöntem kullandıkları da ortaya çıktı. Kendi arkadaşım korona çıktı, bir hafta sonra evden kaçtı. Niye? Dayanamıyorum diyor. Kaçtı, 3000 lira da ceza yedi hatta. Ne para ne de hapis cezası yasakları çiğnemelerine engel olmadı. Karantinada olması gerekenlerin yarısından fazlası adreslerinde bulunamadı. Kimse kurallara zaten uyduğu yok ki. Allah akıl fikir versin. Kuralları sevmiyoruz. Belli ki. Koronavirüs teşhisi konanlara 10, temaslılara 14 günlük karantina şartı var ama kurala uyan yok. Filyasyon ekipleri karantinada olması gerekenlerin %65'inin dışarıda günlük hayatlarına devam ettiklerini belirledi. Kendi komşumda bile var yani. Canım sıkıldım diye mahalle gezisi yapıyor. Olacak iş değil. Koronavirüslü mü? Evet evet. Karantinadan kaçıyorlar ama rutin polis kontrolünden kaçamıyorlar. Karantina kaçakları böyle yakalanıyor ve her birine 3150 lira para cezası uygulanıyor. Üstelik eve değil yurtlara gönderiliyorlar yakalandıklarında. Hatta 2 yıla kadar hapis sistemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ama toplum sağlığını riske atmaktan hiç çekinmiyorlar. Benim cezayı ödeyecek param var diyor. Kendinizi düşünmüyorsanız bari bizi düşünün. HES uygulamasındaki takip sistemine yakalanmamak içinse akla hayale gelmeyecek bir yola başvuruyorlar. Dışarı çıkarken cep telefonlarını evde bırakıyorlar. Çok akıllıca, kurnazca bir davranış. Sorumsuzluğun bedeli ise ağır. Sadece kendileri ödemiyor. Binlerce insan canıyla bedel öderken salgının tırmanışının da önüne geçilemiyor.